Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Avrupa Birliği'nden kritik Türkiye açıklaması geldi, desteklerini ilan ettiler. Değerli izleyenler, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaz aylarının ardından tekrar toplanacağız ve Türkiye yeniden gündemimizde olacak. Bizler bugüne kadar Türkiye'yi her alanda desteklemeye devam ettik. Türkiye bizim birliğimiz içerisinde olmasa da bizim müttefikimiz olarak gördüğümüz dost bir ülkedir. Türkiye ne zaman başı sıkışsa bizim yanımıza gelebilir. Bizler savaşta ve barışta Türkiye'nin yanındayız. Bugün de Türkiye ile ilişkilerimizi nasıl yeniden ele alacağımızı konuşacağız dedi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün Türkiye, Ukrayna, Rusya, Lincoln ve Çin'le birlikte ana gündem maddelerimizden biri. Önce gümrük birliğinin modernizasyonuna ve vize sorunlarına bakmak zorundayız dedi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Borrell toplantıda Çin, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi ve Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinin ele alınacağını söyleyerek yaz aylarının ardından tekrar toplanacağız ve Türkiye yeniden gündemimizde olacak. Bugün de Türkiye ile ilişkilerimizi nasıl yeniden ele alacağımızı konuşacağız. Türkiye hakkında konuşmayalı uzun süre oldu. Bugün Türkiye, Ukrayna, Rusya, Lincoln ve Çin'le birlikte ana gündem maddelerimizden biri dedi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğine değinen Borrell, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyeliği bütün komşularımızda yeni dinamikler oluşturur. Eğer Ukrayna üye olursa bu tüm Balkanların üyelik sürecini hızlandırır. Tabii özellikle Türkiye de bu oyunun bir parçası olmak istiyor. Önce gümrük birliğinin modernizasyonuna ve vize sorunlarına bakmak zorundayız şeklinde konuştu.